Merhabalar, ben Hüsnü Tekeşin. 20 Haziran 1985'te Karşıyaka'da doğdum. Hayatımın her anı Karşıyaka'da geçti. Karşıyaka Lisesi'nde okudum. Daha sonra Uşak Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde tarih bölümünde eğitimimi tamamladım. Daha sonra yüksek lisansımı da Uşak Üniversitesi'nde yaptım. Şu an 9 Eylül Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora çalışmasını yapıyorum. Pek çok tarih alanında konuşmalarım oldu. 19 Mayıs'la alakalı, Lozan Barış Antlaşması ile alakalı, yine yakın bir dönemde Karşıyaka'mızda, Karşıyaka Belediye'mizin düzenlediği ve 1912 Karşıyakalar Derneği'nin düzenlediği Karşıyaka Konuşuyor etkinliğinde Karşıyaka'da Atatürk sunumunu gerçekleştirdim. Hayatımızın her anı Karşıyaka ile geçiyor, tarihle geçiyor. Yine Karşıyaka Spor Kulübü'nde tarih ve müze kuruculuğu yapıyorum. Müze çalışmalarımız devam ediyor. Sizinle ilk kitabımda buluşmak benim için çok önemli. Neresiniz Karşıyakalı ismini taktık bu kitabın ismini. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, İzmir'de ya da farklı yerlerde, Türkiye'de ya da dünyada neresiniz sorulduğunda Karşıyakalı yanıtı veriliyor her zaman. Bunu vurgulayan Metin Koker aynı zamanda kitabın da adını verdi. Neresiniz Karşıyakalı kitabını uzun yıllardır yazmayı düşünüyordum. Çünkü Karşıyakalılık bilinçte, akılda, eylemde her zaman yanımızda oldu. Ahmet Diker abi, Karşıyakalı tarih konu başkanı kendisi, beni yüreklendiren kişidir. Onun Kordeli Haber Gazetesi'nde, yine Karşıyaka Birliği Gazetesi'nde ve çeşitli yerlerde yazılarım çıkmaya başladı. Ve bir gün bu yazıların tüm Karşıyakalılara ulaşması için kitaplaştırma düşüncesi aklıma geldi. Yaklaşık 2010'dan bu yana bir birikim sonucunda bu kitap oluştu. Ve umarım elime ilk kitabı aldığımda şu duyguyu hissettim. Daha yenilerini, daha güzellerini yaratmamız. Nerelisiniz Karşıyakalılar kitabım mı? Bank Tepe'de, Karşıyaka Spor Kulübü Store mağazalarında bulabilirsiniz. Buradan edinebilirsiniz. Karşıyaka ile alakalı etkinliklerimiz yine devam ediyor. 14 Ocak 1923'te kaybettiğimiz Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım annemizi anmak için yine bir konuşma yapacağım. Sizi bekliyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl olacak? Evet, ben de.